Evet hocam, kanalına hoş geldiniz. 2024 Ocak Ehl-i İslam sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar, videoyu baştan sona dikkatli bir şekilde dinleyip videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Haydi hemen başlayalım. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Yakıt tüketimini azaltmak, aracın dönüşlerini sağlamak, akünün şarj olmasını sağlamak, titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemektir. Yani azaltmaktır arkadaşlar. Nedir bu süspansiyon sistemi? Hemen bakalım. Arkadaşlar, şurada gördüğünüz metal aksama biz süspansiyon sistemi diyoruz. Zaten burada tanımını da verdim. Neydi arkadaşlar? Titreşimleri, salınımları ve ani şokları azaltan sisteme süspansiyon sistemi diyoruz. Bunun cevabını işaretlemişiz. Hemen siliverelim. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Kazazedenin tedavi edilmesi, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonlar sürdürülmesinin sağlanması. Işıklarımız verilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar, cevap vermeden önce bunu öncüler üzerinden anlatmayı istiyorum. Şimdi ne demiş arkadaşlar? İlk yardımın öncelikli amaçlarındandır demiş. Şimdi kazazedenin tedavi edilmesi, biz tedavi edemeyiz değil mi? Yolda giderken diyelim bir kaza gördük. Orada müdahale yaparız. O yüzden birinci öncü değildir. Birinci öncü çünkü hastanede yapılması gereken bir şeydir. İkincisi, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. Evet, zaten ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır. Üçüncüsü ise yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. Evet, bu da ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır. Ama kazazedenin tedavi edilmesi ise hastanede yapılması gereken bir şeydir. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak. Yani 2 ve 3. Ben soruları hazırlarken bu soruda arkadaşlar yanlış şıkla önceden işaretlemişim. Kusura bakmayın. Burada da hayat kurtarma zinciri verilmiş arkadaşlar. Bu tabloyu da fotoğrafını çekebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Arkadaşlar, bu soruyu da anlatmak istiyorum. Şimdi bize soruda sorular ne diyor? Kesik ve devamlı yol çizgileri diyor. Şimdi burada bizim bu soruyu çözmemiz için önce kesik ve devamlı yol çizgileri nedir? Bunları bilmemiz lazım. Şurada gördüğümüz uzun çizgi arkadaşlar devamlı yol çizgisidir. Diğer kısa kısa olanlar ise kesik yol çizgileridir arkadaşlar. Devamlı yol çizgileri ne yakın olan araç hiçbir şekilde şerit değiştiremez ve araç sollayamaz. Ama kesik yol çizgileri tarafında bulunan araçlar şerit değiştirebilir ve uygun olduğunda ise sollama yapabilir. Şimdi bu bilgiler verdikten sonra şıklarımıza bakalım. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği demiş. Bize bildirir mi? Bildirmez. Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini bildirir mi? Bildirmez. Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini bildirir mi? Bu da bildirmez arkadaşlar. Neden? Çünkü kesik yol çizgilerinde şerit değiştirebilirler. Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştiremeyeceğini, evet, bu bildirir arkadaşlar. Doğru cevabımız D. Yani buradakiler şu arabayla şu araba şerit değiştiremezler ve sollama yapamazlar. Arkadaşlar, burada da size yol çizgileriyle ilgili tabloyu bıraktım. Bu tablo arkadaşlar sınavda çıkıyor. Yani bu sorular, yol çizgileriyle ilgili sorular soruluyor. Bu tabloyu bildiğiniz takdirde bu sorularda çok rahat bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazede yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi, ağzından ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar.
bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi gerekmektedir. Burada da size delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım ile ilgili arkadaşlar bir görsel ekledim ve burada neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler var. Devam edelim. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar böyle sorularda kesinlikle diyorsa bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı. Bunu kesinlikle biz bilebilir miyiz? Hız sınırını aşıp aşmadığını, değil mi? Bilemeyiz. A şıkkını eledim. B şıkkı nedir? Bir numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı. Az önceki soruda da anlatmıştım arkadaşlar. Devamlı yol çizgisinde olduğu için motosiklet şerit değiştiremiyor ve önündeki aracı sollayamıyor. Ama burada ne yapmış? Bir numaralı motosiklet sürücüsü geçme yasağına uymamış. Yani dolayısıyla bu kesinlikle B şıkkına doğru diyebiliriz. Diğer şıklara bakalım. İki numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştı. Arkadaşlar bunu da bilemeyiz. 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyretti. Bunu da bilemeyiz. Bize kesinlikle yani yol çizgilerinden bildiğimiz arkadaşlar nedir? 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığıdır. Onu nereden biliyoruz? Devamlı yol çizgisinden dolayı biliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Aşırı hız yapmaktan kaçınılması, geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi, trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi, engeli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Ülkemizde maalesef hem engelli kişiler için ayrılmış yerlere hem de kaldırımlara maalesef park yapılıyor. Bu durum yanlış bir durumdur arkadaşlar. Bunların yapılmaması gerekiyordur. Yapan kişiler görürseniz de mutlaka ikaz edin. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Yara içinin kurcalanması, yarada kanama varsa durdurulması, yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması, yaraya saplanan yabancı cisimden çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yarada kanama varsa durdurulmalıdır. Şurada size ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili bilgiler hazırladım. Buradan da fotoğrafını çekebilirsiniz arkadaşlar. Veya videoyu durdurup bunları okuyabilirsiniz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Arkadaşlar görselimizde ne var? Motor ve araba var ve bunların girilemez olduğunu gösteriyor ve bize bir de altta saat belirtmiş. Işıklar tek tek ben okumayayım. 5 saniye bekleyeyim. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 8 ve 16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Hani burada ışıklar sürekli aynı saatleri vesaire yazdığı için sizin zamanınızı çalmamak için arkadaşlar okumadım. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kızgın biçimde kornaya basmak, sürüş sırasında aceleci davranmak, başkalarının hakkına saygılı olmak, dar yolda gelen araçla inatlaşmak. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. Başkalarının hakkına saygılı olmamız lazım. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerli içecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Oda sıcaklığında bir küvete, yani ılık bir suyla duş aldırılması gerekmektedir. Şimdi yüksek ateşi varsa zaten karnına baskı uygulanmaz. Yani bu ateşi daha da arttırır. Sıcak uygulama zaten yapılmaz arkadaşlar. Yüksek ateş. Şekerli içecekler verilmesi. Şekerli içecekler verdik mi yine aynı şekilde vücut ısısını arttıracaktır arkadaşlar. Bu da olmaz. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisinin çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler? Yani şu anda şu mevsimde bizim içinde bulunduğumuz ayda araçlarımıza bunu koyduk. Akü elektroliti, motor yağı, fren hidroliği, antifriz. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Antifrizdir. Nedir bu antifriz? Hemen gösterelim. Arkadaşlar şu gördüğümüz ve motor suyumuzun donmaması için koyduğumuz sıvıya antifriz diyoruz arkadaşlar. Belki bilmeyeniniz vardır. O yüzden bunu eklemek istedim. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Hızını artırmalı, geriye dönmeli, hızını azaltmalı, yolun kayganlığını kontrol etmeli. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hızını azaltmalıdır. Şimdi bizim bu soruyu çözebilmemiz için önce bu trafik işareti ne olduğunu anlamamız lazım. Bilmemiz lazım. Nedir? Hemen bakalım. İki taraftan daralan kaplama işarettir arkadaşlar. Bu işareti görünce varsa yolda trafik işaretçisi ona uyacağız. Hızımızı azaltacağız. Gerekirse sağ tarafa biraz daha yanaşacağız arkadaşlar. Burada zaten bilgilendirmeyi ekledim ben. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması, başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması, sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması, sırt üstü yatar pozisyondayken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması. Yani biz bu pozisyona aynı zamanda baş çene pozisyonu verilmesi gerekir arkadaşlar. Yani baş çene bu. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek. Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek, sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak. Mizacın, beden dilinin, trafik adabının, konuşma üslubunun. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Trafik adabının amacını oluşturur. Bakın ne demiş? Trafikteki temel değerleri içselleştirmek, trafikte karşılaşılan sorunlar, sağlıklı ve güvenlik trafik ortamı bize trafik adabının amacını oluşturur. Yerleşim birimleri dışında karayollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağa gösteren ışıkların yakılması mecburidir? Karşılaşmalarda, öndeki araç yakından izlenirken, aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken arkadaşlar uzağa gösteren ışıkların yakılması mecburidir. Burayı dikkat edelim. Burada bak uzağa demiş. Şimdi buna örnek var mı derseniz. Evet arkadaşlar şöyle bir örneğimiz var. Bazı yollarda, bölgelerde böyle tüneller görebilirsiniz. Buralara girmeden önce uzun hüzmeli farlarımızın yakılması gerekmektedir. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? Bu bir otobüs arkadaşlar gördüğünüz üzere. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. 50 kilometredir. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Hızın azaltılması, öndeki aracın geçilmesi, takip mesafesi kuralına uyulması, bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması. Arkadaşlar soruda bize ne verilmiş? Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde. Burada temel anahtar kelimemiz nedir? Görüş yetersizliği. Doğru cevabımız da D şıkkıdır arkadaşlar. Öndeki aracın geçilmesi yasaktır. Arkadaşlar bu eklediğim tabloda da geçmenin yani araç sollamanın yasak olduğu yerler gösterilmiş. Bizim sorumuzda sorulan ise tepe üstlerinde şu görseldir arkadaşlar. Burada gördüğünüz
Katalitik konvertör. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Katalitik konvertördür. Katalitik konvertör nerede bulunuyor? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere burada katalitik konvertörümüzün yeri araçta gösterilmiştir. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? Yani şuraları soruyor arkadaşlar bize. Şu çizgilerin anlamını soruyor. Tali yol, şerit, bölünmüş yol, iki yönlü yol. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şerittir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Sürçülisan ettiysek affola. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.